geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ara tatilden çıktık. Ah ne güzel devam ediyordu tatilimiz ama okula tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü bizi bekleyen yoğun bir müfredat var. Bunları halletmemiz lazım. Peki nasıl halledeceğiz? Bundan konuşalım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle ara tatil verimli miydi? Bunu artık geride bıraktık. Umuyoruz ki verimli geçirmişsinizdir. Ancak verimli geçirmediyseniz biliniz ki yükünüz birazcık arttı. Fakat bir yerden başlamak lazım. Okula şu anda ilk birkaç gün böyle gidip gelir öğrenciler. Bazen öğretmenler bile o motivasyonu bulmakta zorlanırlar. Neden? Her şey karşılıklı. Siz öğrenciler biraz daha derste aktif bir katılım göstereceksiniz ki öğretmenlerinize biraz daha o dersleri verimli işlesinler. Dolayısıyla hadi hep beraber bunu verimli hale getirmeye çalışalım. Bu sezonu tekrardan başlatalım. Derse tekrar bağlanmak istiyorsanız, o connect'i kurmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk adım dersleri çok sıkı dinlemeye başlamak. Öğretmenleriniz derslerini anlatıyorum. Matematik, fizik, kimya, biyoloji artık dersleriniz nelerse. Öğretmenleriniz derslerinizi anlatmaya başlıyor değil mi? Not olarak lütfen öğretmenleri çok iyi bir şekilde dinleyin. Bu bir. İkincisi, eve geldiğinizde bu notları tekrar edin. Tekrar etmezseniz bu çalışma verimli olmaz. Unutmayın. Öğrendiğiniz bilginin %80'i o akşam uçar gider ve bir sonraki güne %20 kalır. Ondan sonraki günde alınan bu bilginin %80'i gider. %20'nin %80'i de gitti. 16 birim daha gitti. Bir sonraki güne %20'si kalır. Yani toplam 96 birim gitti. Değil mi? 4 birim kaldı. Ve bu şekilde sürekli ilerler. Hiçbir zaman sıfırlanmaz ama her zaman minimuma doğru ilerler. Fakat tekrar yaptığınızda o %80 kalıcı hale gelir ve o zaman kolay kolay unutmazsınız. Hatta benim eskiden ezber yöntemlerimden bir tanesi şuydu. Bir telefon, o zaman cep telefonları yoktu. Telefon numaralarını ezberlerken ilk gün böyle aklıma yazmaya çalışırdım. Birkaç defa tekrar ederdim. Aradan birkaç saat geçtikten sonra hiç hatırlamam numarayı. Birkaç saat geçtikten sonra tekrar ettiğimde artık iyicene kafama kazınırdı. Yani bir daha unutmam imkansız hale gelirdi. Hala senelerdir hatırladığım telefon numaraları vardır. Neden? Biraz ara verip tekrardan baktığım için. Sevgili arkadaşlar, dersinizi dikkatli bir şekilde dinlediniz. Öğretmenlerinize odaklı bir şekilde dinlediniz. Eve geldiniz, çalıştınız. Bu yeterli mi? Tam olarak değil. Çünkü siz sınav aday adayısınız. Yani sizlerin yavaş yavaş TYT, AYT formuna girmeniz lazım. Okulda gördüğünüz konu var zaten AYT olduğu için şu anda TYT'ye yönelmeniz biraz daha avantajlı olur. Açacaksınız Hocalara Geldik YKS Premium kanalını. YKS Premium kanalımızdan açacaksınız videoları. Teker teker premium kitaplarımızda işlediğimiz konuları çalışmaya başlayacaksınız. Bunun için zamanı. Hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Her zaman için kardan zarar edersiniz. Bunu unutmayın. Yani 10. sınıfta çalışmaya başlayan birisi, 11. sınıfta çalışmaya başlayan birisi, 12. sınıfta çalışmaya başlayan birisi. Hepsi mutlaka kazanırlar. Hatta belki de 12. sınıfta çalışmaya başlayan birisi diğerlerinden daha yüksek başarı da gösterebilir. Ama o demek ki bir temeli var. Eğer 11. sınıftayken başlasaydı çok daha iyi başarı gösterirdi. Bu gerçeği değiştirmez. O yüzden ne kadar erken çalışmaya başlarsanız o kadar iyi olacak. Bir kere ikinci yazılımınız için süreç ilerlemeye başladı. Derslere tekrar bir connect oldunuz, bağlandınız ama bu TYT'yi görmezden mi geleceğiz biz? Kesinlikle ve kesinlikle hayır. O yüzden mutlaka ve mutlaka TYT kitaplarınızı edinmeye başlayın. Eğer YKS Premium kitaplarınız varsa videoları mutlaka izleyin. YKS Premium kitaplarının üzerine yazarak devam edin. Öğretmenlerimiz hangi konuyu anlatıyorsa o şekilde ilerleyin. Zaten kısa sürede TYT'yi bitireceksiniz. Bu noktada içiniz rahat etsin. Ve yine eğer başarı merkezlerimizdeki öğrencilerseniz, öğretmenleriniz sizler için programlar hazırlamışlardır. Başarı merkezlerimizden sık sık mesajlar alıyoruz bu arada. Teşekkür ediyorum hepinize. Mutlaka ve mutlaka TYT başarısı bizim için önemli. Olmazsa olmaz. Ve bunun için ne kadar erken yola çıkarsak o kadar avantajlıyız. Yani ben şu anda sadece 11. sınıfa çalışayım da sene sonunda TYT'ye başlarım diye düşünmeyin. Hızla bu durumdan bir sıyrılın. Bir kendinize gelin. Elinize yüzünüze soğuk su çarpın. İyicene açılın. Ondan sonra tam gaz devam edin. Hepinize başarılar diliyorum.